Evet, bugün çok değerli konuklarım güzel Bursa'dan, yeşil Bursa'dan geliyorlar. İki marifetli hanım hayatlarının akışını, yönünü değiştirmişler. Aynı zamanda el sanatları hocasısınız. Sizin kaç çocuğunuz vardı? İki oğlum var. İki oğlunuz sizin. Benim de iki oğlum var. İki oğlunuz var. Siz önceden ne yapıyordunuz? Ben daha önceden giyim mağazası vardı. Evet. Siz neciydiniz? Ben ziraat mühendisiyim. Ziraat mühendisi. Bakın iki tane güzel hanım hayatlarının yönünü, yolunu değiştirmişler. Ve bir şekilde onlarla... Niye bize yazmadınız daha önce? Yazdık aslında. Yazdınız mı? Biz mi görmedik? İşte yani tesadüfen fuarda bize bir kart, bana bir kahve fincanı vermişler. Ben bunu görünce dedim ki... Hemen istiyorum. Acil. Acil aradın az yanımda. Hoş geldiniz. İsimlerinizi söyleyeyim. Bahar hangi? Bahar benim, evet. Bahar Özkerem. Hatice Beyhannal. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten enfes bir şey yapıyorsunuz. Bayıldım. Bayıldım. Şimdi bu proje neden önemli? Bir kere herkes evinde bu projeyi yapabilir. Herkesin evinde kullanmadığı porselenleri var. Şimdi burada uygulamalar yapacağız. Çok beğendiğim bazı şeyler var. Örneğin şu önümde duran şeyi çok beğendim. Bakın. Bayıldım. Sanki elde boyama gibi. Bir tane ünlü bir marka var, ona benzemiş. Şöyle. Onlar büyük bir kısmı böyle emaya gibi bir şeyin üstünde oluyor galiba. Evet. Porselende de var mı? Var galiba porselende. Var, porselende de var. Evet. Şimdi bakın. Bazıları mutfakta böyle şey sever. Süs. Maviş maviş tabaklar, mavi tabak toplayanlar vardır. Bazen buluruz, bulamayız. Bunu biz evimizde kayık tabak vardır o şeylerde. Takımlar vardır ya. Kesinlikle. Bir iki tane kayık tabağımızı evimizde kendimiz böyle yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Hadi görelim bunları. Hadi. Ne diyoruz projemizin uygulama biçimine? Porselen dekorlama. Porselen dekorlama. Bir dakika. Şunlardan da bahsedeyim. Tabii. Bir dakika. Şunları da göstereyim. Bakın bunu yapabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Kahvaltı tabaklarınızı değiştirebilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Şurada Türk kahvesi şeyleri var. Gösterelim. Bir dakika almayın. Almayın. Almayın, kamera görüyor. Evet, görelim. Şunlar var. Filler. Şimdi bizim programda yapacağımız şunlar var. Herkesin evinde var. Hani özellikle bunu seçtiler ki yuvarlak yüzeye biz bunları nasıl yapıyoruz? Bunu suyla yapacaklar. Ben bir tane şunu alayım. Tabii ki. Şu kuşludan bir alacağım. Olay şu. Şunu elde ediyorsunuz. Tabii reklama gidiyorsunuz. Reklam sonrası bizden kesinlikle ayrılmıyorsunuz. Herkes yapabilir. Evet efendim, şimdi burası köpürür diyorum ben. Vallahi çok güzel bir şey yakaladık. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Otellere uygun fiyat otel serisi yapılabiliyor porselenlerine. Otelin beyaz porselenleri var. Otelin konseptine uygun veya küçük işletmelere, bazı küçük butik otellere, şuna buna o yapılabiliyor. Efendim başka kurs veriyorlar Bursa'da. Veya etkinliklere çağırırsanız geliyorlar. Şimdi önümüzdeki günler nereye gideceksin? Antep var. Antep'e gidecekler. Var. İstanbul var. Hatta benim atölyede bir atölye çalışması onlarla düzenleyeceğim. Başka yerlerden de ararsanız DM'den mesaj atın onlara. Efendim. Hadi kızlar. Başlayalım. Yapalım. Şimdi böyle bizim şeyimiz var. Ne bu kağıdımız? Suda ne oluyor bu? Suda çözünüyor. Suda çözülür bir kağıdımız var. Siz isterseniz bu kağıtlardan elde ediyorsunuz. İsterseniz yapılmış bana şundan 6 tane o tabaktan kayık şeklinde yapın. Şimdi soruları duyuyorum. Bulaşık makinesine giriyor mu? Giriyor, giriyor. Ama özel bir işlemden geçiyor. Evet. Ne yapılıyor? Ne yapılıyor? 800 derecede 2 saat porselen veya çini atölyelerinin fırınlarında
girmesi gerekiyor. 2 saat kalması gerekiyor. Ondan sonra günün rahatlığıyla makineye atıyorsunuz. Yıkayabilirsiniz. Ama diyelim ki şöyle tabağa koyacak bir şey yaptınız. Tabakta duracak. Bunu elde yıkasak bir şey olur mu? Hayır, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmaz. Yani bunların fırınlanmasına gerek yok. Ama kullanacaksanız evet. Şu mavi tabağı bir alayım Allah aşkına. Çok sevdim bunu. Bayıldım buna bir. Ay gel gel şekerim. Mesela bunu, bu fırınlanmış mı? Fırınlanmış. Fırınlanmış. Bunu at bulaşık makinesine. Rahat rahat. Evet. Bak kağıdı da bu. Deseni de bu. Kendimiz yapabiliyoruz. Kesinlikle. Doğru mu? Doğrudur. Tabii. Kesinlikle. Şeyi sordum ben. Mesela bir mavilik var dibinde. Şöyle gözüküyor mu güzel? Bak bir mavilik var. Bakın kağıtta da varmış. Ben zannettim ki tabak mavide kuşları kestik koyduk. Hayır. Evet, hadi o zaman uygulamaya tabii. Geçelim. Tamam. Kahve fincanları tamam. Çok güzeldi. Onlara çok beğendim. Ay şunu da gösterebiliriz. Bunlar mesela fırınlanmamış dekoratif olarak. Dekoratif olarak kullanmak istiyorsanız birine hediye. Bunlar satılıyor boşlara evet, her tabii yerde. Ki, evet tabii ki. Polyester onlar Derya Hanım. Çok güzel. Evet. Boyadınız mı bunun boyadık. Üstü? İlk önce bir kat beyaza boyadık. Ondan sonra desenleri uyguladık. Parlaklığı olsun diye de sprey vernik sıktık. Tamam güzel. Evet şimdi ben bir çalışma yapacağım burada. Bana bir tane büyük parça getirecekler bundan. Çünkü ben ne istesem oluyor Allah'ım yarabbim çok şükür sana. Ben bir şey seyrettim internette. Ay dedim ki öyle bir şeyi nereden bulacağım ben çok güzel ama çok anlatmayacağım. Geldi ayağıma geldi. O büyük gülden gelecekmiş buraya böyle kocaman bir şey. Onu yapacağım. Şimdi bu şekilde. Şimdi bunları hani dekupe dediğimiz, kestiğimiz... Hani çocukken yaptığımız erişi kağıdından veya bir şeylerden böyle kestiğimiz küçük makaslarla kesiyoruz. Evet. Kestik. Hazırladık bunları. Bu şekilde. Eski hangisi olursa olsun. Bakın hiç fark şu etmez. Zebralı var. Fiyat söylemeyin de. Bunlar çok fiyatlı mı? Mesela şu kaç tane tabak yapar? 3 takım altılı fincan takımı çıkarttık bundan Derya Hanım. 3 takım. 3 tane altılı. Şöyle pasta tabağı yapacağım. Kaç tane çıkar? 12 tane çok rahat çıkar. Çıkar çünkü hepsini koymuyorum, evet, doldurmuyorum. Evet. Yani bundan yapılmış bir tane var mı? Şurada evet, var. Mesela bakın hepsini koymuyorsunuz. Evet. Bunlar yurt dışından geliyormuş. Ama pasta tabağı yapmak için bir de fırınlama. Fırınlama pahalı bir şey mi? Çok uygun. Çok uygun. Çok uygun. Okay, tamam. İsteyen kendi bir yere fırınlamaya da götürebilir. Ya da kendi fırını varsa 800 derece pişiren seramik ya da çini fırını orada yapabilir diyorlar. Evet yapalım şimdi. Önümüze böyle bir şey aldık. Şimdi bu öyle bir hale gelecek ki sanki eskiden kalma. Ay bu şeyler için de çok uygun biliyor musunuz? Hani filmler, çekimler, bazı şeylerde bunu sanat yönetmenleri çok güzel yaparlar. Tiyatrolarda, şurada, bunda. Eski bir havaymış. Evet, hadi yapalım. Su mu evet, lazım su. Bize? Evet, suyumuz burada. Su lazım. Buyurun. Suya atıyoruz desenimizi. En fazla 1 dakika bekliyoruz. 30 saniye içinde zaten sudan çözündüğünü elimizle anlıyoruz. Evet. Şimdi tabii herkes bu bir çıkartma aslında ama yurt dışından geliyormuş bu çıkartmalar. Hani çok kolay çıkmıyor, güzel, desenler güzel, kullanımlı. Bayıldım ben buna yani gerçekten çok çok güzel. Evet. 1700 ayrı modeli var Derya Hanım. Kaç? 1700. Gördünüz mü? Bir dakika kamera göremedi ben şöyle şu elimle bir dakika tamam. Çekeyim. Bakın kağıt burada kaldı. Bizim jenerasyonumuz bunu defterlere yapardık biz. Siz hatırlamazsınız belki hatırlar mısınız? Ben biliyorum. Biliyor musunuz? Dövme gibi çıkartma, dövmeler aynı gibi. Mantıkta. Evet, lütfen aynen. Siz buyurun. Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle. Başka bir yapıştırıcı? Hayır, bir hayır, şey, hayır, hayır. Hiçbir şey kullanmıyoruz. Bu arada şöyle göstereyim. Sağa, sola. Kamera oradan. Ha, şöyle. Sen burada. Tamam. Çok güzel gözüküyor. Evet. Sağa, sola. Kaydırabiliyoruz. Şekilde, evet. Suyunu peki. Alana kadar... Koyuyoruz da şu mesela burası bir yuvarlak bir yüzey. Orada bir şey yapıyor muyuz? Şöyle yapıyoruz. Ben size kabaca şurayı göstereceğim. Ha çıtlatma yapıyoruz öyle evet. Mi? Evet. Bak. Ya çok güzel, çok güzel. Yani bunun tabii prensip olarak bunu bilebiliriz ama
bu çıkartmalar çok çok güzel. Desenler çok güzel. Şimdi desenlerden de bahsedeceğim. Sonra şöyle. Desen istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Dışa dışa yapıyorsunuz. Evet, içinden dışarı doğru. Ya seyircilerimizden buraya bir şey bekliyorum. Gerçekten çok güzel olmuş. Naz, onların kutularında şu kahve fincanını bir tane melekli gibi, şeyli gibi bir tanesini bulsana. Şöyle bir altlı üstlü. O da çok hoştu. Kaç saat sonra bu iyice kurumuş oluyor? Tam 4 saat. 4 saatte? 4 saat kemikleşiyor iyice. Bunlar ne? Özel bir şey Hayır, mi? Hayır, mutfakta kullandığımız bezler. Mutfak bezleri bildiğimiz büyüktür bunlar. Biz bunları kestik. Bunu şeyle de yapabiliriz. Kağıt havluyla da yapabiliriz. Peçeteyle de yapabiliriz. Vallahi çok güzel, çok güzel. Şu desenleri ben siz oraya yapıştırırken bir tane daha sudan çıkaralım. Tabii ki. Bir tane daha sudan çıkaralım, yapalım. Şöyle gösteriyorum. Evdeki eski tabaklarınıza, kahve fincanlarınıza camın üstünde nasıl duruyor camda? Cam, polyester, ahşap, aklınıza ne geliyorsa. Evet, bu arada Ahtapot projesiyle ilgili... Sevgili Nehir, biz yün desteği verebiliriz. Zaten bir çile yünden tahmin ediyorum çıkıyor. Verebiliriz demişler. Çok teşekkür ederim. Getir bana. Begüm ver. Böyle al. Ya kahve fincanları herkesin var. Ve çok uygun fiyatla kahve fincanı alıp, hani yeni yıl geliyor. Yapıp satabilirsiniz. Yapıp hediye götürebilirsiniz. Şunu da göstereyim mi? Şunu çok beğendim. Çok güzel bakın. Ne kadar güzel olmuş. Şu da var. Efendim? Beyaz küpleri nereden alabiliriz? Beyaz küpleri nereden alabiliriz? Şimdi şöyle, bizim anlaşmış olduğumuz bir küpçü var. Normalde iç piyasaya böyle dekorlu veriyorlar onlar. Biz onlara kağıt veriyoruz. Onlar da bize dekorsuz küp veriyorlar. Ha, dekorsuz küp veriyorlar. Çok güzelmiş ama. Küpleri. Ama sizden de elde edebilirler. Evet, onu diyecektim. Bizden temin edebilirler. Biz şimdi konuğumun yayın sonrası hatta koyduk şeye hesabını benim bugün paylaşımımın altına. Oradan siparişle verebileceksiniz. Güzel bir şey. Buradan bir ekmek kapısı çıkabilir. Yapabilirsiniz. Yeni yıl geliyor. Bir doğum günü oluyor. Bir büyüğümüze gitmek istiyoruz. 2 tane kahve fincanını şundan yaparız. Hepsini de ziyan etmeyiz bir anda, bir plaka aldık. 2 tane tabak yapar, arkadaşa götürürüz. Hakikaten yani çok uyguna biz o tabaklarımıza 2 tabak karı koca yerler. Veya çocuklara 2 tane bir şey yapar götürürsünüz. Bizde Türklerde eli boş gitmeme diye bir şey vardır. Abi. Özellikle çocuklu eve. Eli boş gidilmez diyebilirim karınca kararınca ya da kendimiz ne yapabilir bir şey öreriz bir tane işte neyse yiyecek bir şey alırız koyarız paketleriz özellikle büyükler büyükanneler babaanneler hani çok güzel desenler var tavus kuşu sevenlere mesela şu deseni göstereyim Yaşar bakın yanlış mı tutuyorum Erkan doğru mu tutuyorum doğru tutuyorum. Şurada bir tane çiçekler var, güller. Bunu da çok beğendim. Kesip kesip pek çok yapabilirsiniz. Şurada değişik göstermediğim ne var? Zebra. Şu var. Ha şu zebralar var. Ay ben en çok şunu beğendim. zebralar ters. Evet Erkan bir dakika. Şöyle zebralara bayıldım. Bakın Meryem. Ha zebralı fincan yapmışlar. Peki şunu nasıl yapacağız burasını? Bunu da tamamen kapladık mesela. O nerede var zebra? Orada olması lazım. Desen zebranın boş şeysi var mı? Düz zebra vardı. Buraya koymamışız. Ha düz zebra kağıdı var. Komple zebra desenli bir kağıt da var. Ha komple zebra desenliyle onu yaptık. Sonra zebralarla buraya bunu yaptık. 2 tane gidiyor bir fincana. Bir tane de koyabilirsiniz. Ha şu var mesela. Ha bu da çok güzel. Ya ben... Evet, evet, bunları da oradan temin edebiliyoruz. Kağıtların diyor kalitesi özel. Hani çıkmıyor, gitmiyor, kopmuyor. Çok denedik diyor. Gıda temasına uygun en önemlisi. Elizabeth sana göndermiş Aytül. Vallahi çok güzel değil mi? Çok. Ama küplerde haklısınız.
Çok güzelmiş, çok zarifmiş. Alayım mı kapağını? Kapağına da uyguluyor musunuz? Tabii. Bir dakika, çok güzel o. Erkan, yerde bunların üç tanelisi vardı. Onu bir görelim mi? Evet. Bir üç tane aynısından yok muydu böyle mavili? Yoktu. Yoktu. Evet, böyle var. Vallahi çok beğendim. Çok kolay. Bunu siz uygulamak ister misiniz? Ben bir tane papağanlar var. Evet, onlar papağanla da çok güzelmiş. Önümde göstermedim. Ben de uygulayayım. Nereye uygulayayım? Nasıl olsa devam edeceğiz. Ay, ben şuna uygulayacağım bir tane. Olur. Tamam. Evet. Şurada var. Şu bir taraftaki TV2'yi kapatacağım mesela veya kapatmayacağım. Yanına evet. Boşluğuna yapayım değil mi? Daha güzel. Evet. Şey. Boşluğuna yapayım. Alıyorum. Şunu vereyim size. Ay pardon, suyum döküldü şöyle. Vallahi o kadar da kolay. Hani çocuklarla aktiviteler arıyoruz ya. Diyoruz ki, ıslattım şunu. Diyoruz ki çocukla, kız çocuğum var, erkek çocuğum, ben benimkilerle mutlaka yapacağım. İsterse Ömer zebranın ayaklarını yukarı getirsin. Onun bileceği iş. Ya hayvanları çok seviyorlar. Zebra ile ilgili güzel bilgiler verirsiniz. Hayvanları anlatırsınız ve kendi yaptığı tabağını kullanır. Yakınınızda bir yerde bir fırına verir, fırınlatırsınız. Süs eşyası. Duvarlara tabak asmayı seviyoruz tellerle. Aynen öyle, duvar tabağı olarak. Duvar tabağı. Evet. Şimdi. Aytül, bunu da Elizabeth sana göndermiş. Tam İngiliz işi oldu bugün tamam, bunlar. Bakın. Evet. Ay bunlar ne nostaljik. Ben bunu bir antikacıda görsem antika diye alırım. Güzel değil mi? Bu da var mı bunun kağıdı da var mı? Var. Desenli tabağı fincan... yapabiliyor muyuz diye sormuşlar. Desenli tabağı da yapabiliyor muyuz? Kendinden desenli tabağı. Ha, kendinden desenli tabağı. Fırına girer mi belki diye sormuşlar. Kendinden desenli derken altta böyle koyu bir renk yoksa yapabiliriz. Koyu şunu söyleyeyim, beyaz zemini oluyor. Beyaz zemini. Beyaz zeminde kendinden kabartmalı desenler oluyor. Olabilir. Onlara uygulanabiliyor. Yani çünkü aralara girebiliyor. Çok esnektir kağıt. Ya da sadece mesela tabağın sadece kenarlarında... Kameraya gösterin. Sadece kenarlarında... sarı renk var. Sarı renk var. Kırmızı olabilir, yeşil olabilir, evet. Siyah olabilir. Onlara da uygulayabiliriz. Yani ortası fırında... yapıştıracağımız zemin... Evet. Biz... Ahşap boyamada da bilirsiniz, transfer, tersinden transfer yapacağımız zaman beyaz zemin isteriz. Şimdi geliyorum şeye. Bugün biz üç seyircimize yapılmış kahve takımı. Kaç seyircimize bunlardan? Üç seyircimize de. Üç seyircimize de bunlardan armağan ediyoruz. Ediyoruz. Şimdi yanına şöyle yazın. Zebralı. Bu fil mi bu? Yok şey. Kaplanlı. Tavus kuşlu. Çiçekli. diye böyle yanına da küçük bir not yazın. Üç altı kişiye göndereceğiz. Ve biz göndermeyeceğiz. Onlara isimleri göndereceğiz. Çünkü kırılacak bir şeyler. Onlar çok güzel paket maket yapacaklar. Bunu nasıl gönderecekler? Daha şey. Biz Bursa'ya seçilenleri oraya göndereceğiz. Hı hı. Siz göndereceksiniz tamam, seyircimize. Küçük de bir not yazarsınız evet. içine. Ondan sonra ya vallahi çok güzel bir şey. Yalnız şimdi fili yapacaksınız. Fili kesiyoruz buradan. Keseyim. Keseyim mi şunu? Yani değil mi? Tabii ki. Evet. Şimdi burada ince ince bazı şeyler var. Fili yapacağımız zaman. Bak fili kestim. Şurada. Bunu bu şekilde. Buradan bir yaprak. Tane yaprak. Bir tane şöyle yaprak, bir tane böyle tüye benzer yaprak veya bir tane daha küçük bir kaplan gibi bir kendinize ait bir ne oluşturacaklar? Design ya da ondan tasarım, kimse tasarım, tasarım evet. oluşturacaklar. Bir kendinize ait bir şey oluşturacaksınız. Kupalara yapılabilir. Ya şunu düşünüyorsunuz. Küçük bir sermaye koyacaksınız. Bakın ben şimdi işe dönüştürüyorum. Küçük bir sermaye koydunuz. Kupalarınızı gittiniz toptancısından veya kahve fincanlarınızı toptancısından aldınız. 12 tane yapar dediler değil mi? Bu? Evet, 12 kahve tane fincan takımı yapıyor. Yapar. Aldınız bir tane bundan. 2 tane aldınız. 12. Yaptınız, küçük bir tezgah açtınız.
Evet. Tabii ki elinizin emeği. Bunlar kargoyla geldi. Ödediğiniz. Üstüne kendi karınızı koyup. Ben bulsam alırım böyle bir şeyi. Yani o kadar güzel şeyler var ki burada. Yani bir iş. Bir iş. Bunu sürekliliğe getirebilirsiniz. Ama ben yapmam, ne uğraşacağım derseniz alırsınız. İster kağıdı alırsınız, ister yapılmışını. Vallahi sizi tebrik ederim. Teşekkür ederim. Kendinize bambaşka bir alan yaratmışsınız. Bir iş kolu açmışsınız. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Söyleyin. Bahar'la hep istiyorduk zaten. Hani bir iş arayışındaydık. Hani ne yapabiliriz, ne edebiliriz. Bu tam bize göre bir iş. Hani sevilen, böyle yaparken de mutluluk duyduğumuz bir iş. Türkiye'de hiç yok. Evet. Derya Hanım. Yani Türkiye'de ilk biz başlattık bunu da. Süper. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Eşler ne diyor bu duruma? Çok mutlular. Mutlular mı? Evet, çok mutlu. Yaşasın böyle kadınlar ve onların çok sevgili eşleri, aileleri. Tam destek hanımlara. Evet. Gerçekten güzel bir iş yapmışlar. Başarı tesadüf değildir tabii. İyi bir şey düşünmek her zaman çok önemli. Asıl olan fikirdir. Fikri bulmuşlar ve oradan yürümüşler. Kim bilir ne zorluklar yaşadılar. O da ayrı bir zamanda. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.